Cenab-ı Hak dedi ki her biriniz وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ tek tek, fert fert bize geleceksiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ tıpkı ilk seferinde bizim sizi yarattığımızdaki gibi. Dolayısıyla o gün فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ o gün geldiğinde arada bir nesep bağı kaldırılmış olur. Cenab-ı Hak bu aşamasında nesep bağını kaldırır. لَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ birbirlerine sorup soruşturmak, bizim oğlanı gördün mü, bizim hanım geliyor mu, şu nerede, herkesin öyle bir derdi kendi başını aşkın ki, Cenab-ı Hak dedi ki her kişinin kendi derdi kendisine kâfi bir durumda ve bir de hatta bırakın birbirini arayıp sormayı, her birimiz ayrı ayrı günahlarımızla, pek çoğumuz yakın çevremizin de bilmediği günahlarımızla yaşadığımızdan يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرْ bütün gizlilerin aşikar olduğu o günde يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ kişi kardeşinden kaçar وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ babasından, annesinden, babasından kaçar وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ kardeşin, eşinden, arkadaşından, oğullarından kaçar. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ her kişinin, bak imra, tekil bir kimse, لِكُلِّ اِمْرِئِمْ her bir kimsenin o gün يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْن۪ي kendisine yeter derecede sıkıntısı vardır. Dolayısıyla bu ayetlerde bahsedilen o günün korkusu bizim aklederek geleceğimiz adına kendimizde oluşturabileceğimiz bir korku. Bu birlikte toplumsal olan bir şeyden önce kişinin kendi içinde hissettiği bir şey. Belki etrafımızdaki kişilerde var olur, biz henüz oluşturmamışızdır o korkuyu. Kendi kendimizi kandırmış, kendi kendimizi avutmuş oluruz. Bu hislerimizde hakikaten dokunduğumuz, bizi ürperten, korkusuyla bizi tedirgin eden, çünkü korkunun doğal sonuçları var, tedirginlik, kaygı ve benzeri, bunlara dönüşmemiş, olmayan bir şey nasıl dönüşsün ki ise, o zaman akıbetimizin cennettekiler gibi Cenab-ı Hakk'ın önceki iki ayette bahsettiği o güzel kimselerle aynı sonucu elde etmeyi ummamız da beyhude bir şey olabilir. Çünkü onları Cenab-ı Hak anlatıyor. Diyor ki onlar يُوفُونَ بِالنَّذْرِ nezre vefa gösteren وَيَخَافُونَ يَوْمًا ve öyle bir günün korkusuyla, öyle bir günden korkarlar ki يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ o günün şerri, kötülüğü öyle böyle değil, مُسْتَطِيرًا yaygın, saçılmış böyle yağmur gibi her tarafı kaplamış, her taraftan korkunç değişimler oluyor. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا gök çalkalanıyor. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا yer, dağlar böyle yürütülüyor. Cenab-ı Hak dedi ki اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ gök parçalandığında وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ gezegenler, yıldızlar döküldüğünde وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ dağlar yürütüldüğünde وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ binekler, intikal, başta develer olmak üzere ki o zaman açısından en değerli, başıboş bırakılmış hiçbir binek bugüne bakan yüzüyle وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ diyor Cenab-ı Hak. Çünkü bunları yarattığı gibi binek olarak وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا binesiniz diye atları, binekleri, eşekleri ve yanı sıra size مَا لَا تَعْلَمُونَ bilmediklerinizde yaratıyor ama o gün için artık böyle bir intikale dair hiçbir şey kalmamış. Herkes bulabildiği bir yerlere kaçışmaya başlamış. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَ kaçıyorsunuz. مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ama sizi Allah'a karşı koruyacak hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ bu saatin zelzelesi muazzam bir şeydir, korkunç bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın korkunç, muazzam
büyük dediği bir olayı düşünün. Allah'ın büyüklüğünü ifade ettiği bir olay. Bizim gözümüzle olsa biz küçük şeyleri de büyük görebiliriz. Kendi çapımıza göre korkunç gelebilir. Ama Allah Azze ve Celle dedi ki, اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. Muazzam bir şey. يَوْمَ تَرَوْنَهَا. O günü gördüğünüz zaman تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَنَّا اَرْضَعَةٍ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Her iki sahneyi de bir kadın üzerinden vermiş. Anne yüreği yavrusunu emziriyor. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَةٍ. Ama onun dehşetinden yavrusunu bırakıverir. Öyle dehşetli ki, demek ki anne ile yavrusu arasındaki, onu emziren, henüz emziren anne ile yavrusu arasındaki irtibat ne kadar güçlü ki, Cenab-ı Hakk'ın o dehşetli bir günde o da çözülüverir. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَةٍ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Bütün haml sahibi olanlar, o gün bütün yani hamile olanlar, gebe bulunanlar, her kim varsa gebe, tadau bırakıverir. Yani o dehşetten çocuğunu düşürür. وَتَضَعُ ama hepsi, كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Nasıl bir dehşetli bir gün. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا. İnsanları görürsün sarhoş halde. Baktığın zaman sarhoş bunlar. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا. Onları sen sarhoş görürsün. Demek gören kişinin görmesiyle söylüyor Cenab-ı Hak. Onlar öyle mi? وَمَا هُمْ بِسُكَارًا. Hayır, onlar sarhoş değiller. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ. Ama Allah'ın azabı şiddetli. Cenab-ı Hakk'ın azabının şiddetinden ötürü bunlar sarhoş gibi görüyorsun. Oraya kaçışıyor, buraya kaçıyor, öteki oraya kaçıyor. Kimse kimseyle olan irtibatını değil, herkes kendi derdini düşünüyor. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا. Her kişi kendisiyle ilgili bir çabanın, gayretin, uğraşının içerisinde. Böyle bir dehşetli günün korkusu üzere olmuşlar. يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Eğer bugünün özelliklerini ölüm ile başlayan, kıyametle devam eden ama her halükarda bir parçası olduğumuz, hayatın son bulması evrelerinde Allah Azze ve Celle kişinin ölümüne dair zamanı da işte melekleri gördükleri gün dedi. O her birimizin ayrı ayrı yaşadığı bir şey. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ. Hiçbir müjde yok mücrimler için. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Ne sorsalar yok 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 yok. Hiçbir olumlu cevap alamazlar. Artık süreç onlar açısından tamamlanmış ve bundan sonra artık inkar ettiğiniz günün azabı içerisindesiniz. اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ. Allah hakkında hak dışında özellikle batılı söyleyip konuştuğunuz ve bunu dayattığınız için bile bile şimdi bu aşağılanacağınız günün içerisindesiniz. فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ. Şimdi yangının yani ateşin azabını tadın denir bu süreçtekilere. Dolayısıyla o kişi ölmeye dursun. Cenab-ı Hak dedi ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ. Sizdense biz ona daha yakınız. Yani etrafta herkes bağırıyor. هَلْ مِنْ رَاقٍ. Var mı bir şifa verebilecek kimse? Var mı bir doktor? Var mı bir sağlıkçı? Çağırırsınız. Onun bir ayağı diğer ayağı üzerine dolanır. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Ama biz ona o esnada sizden daha yakınız. Siz görmüyorsunuz. فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ. Eğer iyilerdense, eğer sağcılardan ise, kitabı sağından verileceklerden, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahye, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği elçiye, ona bellettiği, kavrattığı bütün ayetleriyle hakikate sırt dönmemiş, bunun oluşturduğu sorumluluğa sahip çıkmış.
Rabbini tanımış, sevmiş ve saygılı yaşamışlar bunlar. فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ Ona selam olsun dedi Cenab-ı Hak. Bu da iyiler, o günün iyiler açısından sonucu. Ölümde de öyle, ölümden sonraki süreçlerde de kabir, kabirden çıkış, ba'd, sura üflendiği aşamalar, kişinin tekrar canlanıp haşre, اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Tekrardan canlılığa geri dönmesi, bedenine geri dönmesi. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ O gün yer sarsılmaya başladığında تَتْبَعُهَا الرَّادِفَ Ardından ikincisi gelir. Bu ikinciyle birlikte قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ Kalpler başlamıştır artık atmaya. Tık tık. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ Bu vacife onun böyle attığı hani koşarken فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ Cenab-ı Hak atı koşturduğunuz zamandaki gibi o ayaklarını sık sık yere vurup üst üste yine aynı kalbin çıkardığı sesteki gibi قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ Bakmışsın ki kalpler atmaya başlamış. O sapsarı yumurtanın sarısında kalbin atması 48 saati bile bulmuyor. Ortada hiçbir şey yok. Ne kol var ne bacak var. Sadece bir kırmızılık merkezde ve etrafında belli kılcallar oluşmuş. Ama Allah'ın emri kalp artık atmaya başlamış. Yer kürenin kendisi de öyle. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً Sen de yer küreyi cansız görüyorsun. Yumurtanın sarısı gibi. Ama Cenab-ı Hakk'ın emri geldiği zaman atmaya başlar. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ Kalpler artık atmaya başlamıştır. اَبْصَارُهَا خَاشِعَ Gözler o deminki bahsettiğimiz huşu içerisinde ürkmüş, korku dolu, düşük vaziyette. Buyruğa karşı başını kaldıramıyor, yere bakıyor. اَبْصَارُهَا خَاشِعَ De diyorlar ki اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Biz tekrardan hafireye yani aslımıza yani tekrar وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Ruhlarla bedenlerin kavuşturulduğu tekrardan بَعْث hayat mı buluyoruz? قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Kafirler dediler ki bu çok kötü bir dönüş, çok kötü bir ziyan bizim açımızdan. Bu süreçleri biz adım adım iyilerden yahut kötülerden, elbette iyilerin çağrıldığı gün onlar iyi karşılık veriyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Sizi çağırdığı gün يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ Cenab-ı Hakk'a hamd ile icabet edersiniz. Dün okuduğumuz bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanır uyanmaz kişinin Rabbini anmasından söz etti. Bunu alışkanlık haline getirmeli. Çünkü kendimize gelmek ile ba'd hali, ölümden dirilme hali benzer şeylerdir. Çünkü ölüm de bir vefattır ve tekrardan gönderilerek uyanırız. Çünkü Allah azze ve celle Uyku da bir vefattır ve tekrardan gönderilmekle gözlerimizi açarız. Çünkü uykuda ölümü geleni Cenab-ı Hak artık göndermediğini söylüyor. Ama uykuda ölümü gelmemiş olanı فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Ölümü takdir olunmuş olanı tutar, artık uykuyla birlikte ölümü olur onun. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Diğerini henüz ölümü gelmemiş olanı Allah Azze ve Celle tekrar gönderir. Her uyandığımızda böyle وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ yaşıyoruz. Adı konulmuş zamanın tamamlanması için tekrardan gönderiliyoruz. Dolayısıyla bu gönderilme halinde yani uyandığımızda tıpkı ölümden uyanacağımız zamanın günün bilinciyle Allah'a hamd edelim. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ Siz, iyi kullarım, sizi çağırdığım gün فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ Hamd ile, ona hamd ile icabet edersiniz. Dünya ile ilgili düşünceniz ne olur? وَتَظُنُّونَ
اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا Zannedersiniz ki çok az bir şey kaldık. Dolayısıyla kafirlerin de müminlerin de dönüp dünya ile ilgili olan düşünceleri çok az bir şey oldu yani şeklinde olacaktır. Çünkü kafirler için de aynı şeyi söyledi Cenab-ı Hak. يَوْمَ يَرَوْنَهَا كَاَنْ لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ O gün onu gördükleri vakit dünyadaki geçirdikleri süreyi gündüzden bir saat gibi düşünecekler, zannedecekler. Sanki gündüzden bir zaman geçirdik gibi. Biz şu anda onun içerisindeyiz. كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا O gün gördükleri vakit yani çıkış meleklerle birlikte artık hayattan ayrılmak dediğimiz dünya hayatının sonlanması. Buna dair düşüncemiz vaktimiz sadece bir sabah عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا Akşam vaktileyin ikindi gibi yahut bir duha vakti kuşluk gibi. Bunlar çok kısa geçen günün hızlı geçen iki evresi kuşluk yahut ikindi akşamın o dar aralığı gibi. Bunlar dünyaya dair olan düşüncelerimiz. Önümüzde bizi bekleyen böyle bir günün kötüler açısından dehşet verici. Diyeceksiniz iyiler iyi olduklarını bilebiliyorlar mı? Bilmiyoruz ki. Düşe kalka ilerlediğimiz bir süreçte iyiler de kötülükleriyle, günahlarıyla, yanlışlarıyla Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini umarken iyi olabilmenin en iyi hali bu zaten. Yoksa aramızda yani zaten iyiliği belli olmuş, eline garantisi verilmiş, o gün bugün deyince onları yani gülerek geçiyor. O günlerde pek çoklarını, kalabalıkları kurtaracağı düşünülüyor. Bunlar bizim kitap ve sünnetin dışında olan şeyler. Allah Azze ve Celle'nin en iyi müminleri tarif ettiği yerde bile biz onların korkularıyla karşılaşıyoruz. İşte burada bakın ebrarı konuşuyoruz. Ebrar يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Bu dehşetli her tarafı sarmış günün korkusuyla hayatlarını geçiriyorlar. Efendim bu kadar korku Cenab-ı Hakk'a kuldan korku kadar yakışan bir husus yok. Bu saygımızla eş. Kaldı ki biz bunu biliyoruz. Yani hiç Cenab-ı Hakk'a üstten buyruk sahibi, yaratan, aşkın kudret olmasa bile insanlar kendi aralarında bile birbirlerine çok saygı duyarlarsa, biri birini çok severlerse onu kızdırmaktan, öfkelendirmekten korkar, ilişkinin bozulmasını aklından bile geçirmek istemez. Bu kadar itinalı ve özenli davranmaya çalışır ona karşı. İşte biz de tam da bundan bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu elde edebilmek, koruyabilmek, aradaki münasebetin bozulmaması, Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramamak için kulun gösterdiği bir refleksten, korunma ve saygı dolu, sorumlu bir refleksten bahsediyoruz. Bu kula o kadar yakışır ki bundan kuldana kadar varsa kul o kadar değerlidir. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Yoksa bunları aşmış, hiç bunlara ihtiyacı olmadığı düşünülen o korkulu aşamalarda İntikal işleri, milleti oradan oraya taşıyacakları sanılan ve Allah Azze ve Celle'den şimdiden beratlarını almış gibi olan böyle bir zümreyi bilmiyoruz. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabiler onun öğrettiği bu din ile öğrenen ve buna uygun bir bilinci yaşayan kimselerden de böyle bir şey duymadık, bilmiyoruz. Dolayısıyla inna azâbe rabbika غَيْرُ مَأْمُونَ Cenab-ı Hak müminleri tarif ederken وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Rablerinin azabından korku üzeredirler. Bu işfak dediğimiz müşfikun yani yakın bir tehdit algısı içerisinde. Yani Cenab-ı Hak her an bana azap edebilir. Niye? Çünkü çok yanlışlarım var, çok günahlarım var. O yüzden Rabbimden bu anlamda çok korkuyorum. Bugün de azap etmediyse rahmetindendir, lütfundandır. Çünkü yine bugün bir iki tane daha günah işledim, geçmişte işlediklerim zaten var diye kul Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısını ve korkusunu zinde tutar. Bu onun ümidine, onun Cenab-ı Hak katında mağfiretine yol açacak zeminin ta kendisidir.
Yoksa bundan feragat eder, zaten affedileceğini düşünür. Yahut günahsız olduğunu zannetmeye başlar ise bu ona istikbarın yollarını açar ve şeytanın kendisini kandırdığı bir sürece girdiği anlaşılır.